halinde zaten türevi olan partiler olduğunu anlatmama yedek gerek yok. Yedek partiler var. Ancak ben HDP'nin garip bir hamle yapma ihtimalini de bir yıl öncesinden beri farklı vesilelerle nasıl söylüyorum. HDP farklı bir hamle yapma ihtimalini de söyleyebilirim burada. Nedir? HDP Deva Partisi ile Deva Partisi şemsiyesi altında seçime girebilir kapatılma ihtimali karşısında. HDP ve Deva yani ittifak mı yapabilir diyorsunuz? Evet, onu kastediyorum. Evet, çok önemli, yani çok önemli bir Deva, HDP ittifak yapamaz da çünkü HDP'yi kapatıyorlar. Evet, HDP ortak liste. HDP'nin seçmeni yapar derken ben Ankara kulislerinde duyduğum şeyler üzerinden söylüyorum. Farklı kesimlerle de görüşüyorum. HDP'li seçmenin Deva seçmenine, Deva yönetimine çok da negatif bakmadığı üzerinden bunu söylüyorum. Deva'nın açıkladığı bu program vesaire falan milliyetçi çevrelerde, Türk milliyetçisi, Türk ulusalcı çevrelerde tepki çekti ama sanki o Kürt seçmene, Güneydoğu seçmenine, İstanbul'daki Kürt seçmene de fena halde bir göz kırptı. Ama buradaki bir flörtleşme, el altından bir flörtleşmeden de söz ediyorsunuz. Güneydoğu'da Deva'nın oylarının AKP'den biraz çaldığını gözlemliyorduk anketlerde. Bunun bir HDP kapatılırsa flörtün izdivaça dönüşebileceği söylüyor. Erol Bey ne söyler bilmiyorum. Erol Bey, tek cümle, böyle bir flörtleşmeyi duydunuz mu Deva'yla? Yani siz demin söylediniz, son Sayın Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar tabii çok sempatiyle karşılandı. Zaten daha önceden beri böyleydi bir bakıma. Yani özellikle Kürtlerin nezdinde. Yani bunun dedikoduların. Eyvah, tabii tabii yani. Kulak haklı bu dedikodularda. Tabii tabii. Yani ben de duyuyorum zaten. Siz de duyuyorsunuz. Partimizin oluyor. Devayla bir. Yani biliyorum çünkü kimsenin Kürt meselesini konuşmadığı bir zeminde Ali Babacan gibi bir insan çıkıp konuşabiliyor. Yani bu çok değerli bir şey bence. Çünkü bizim açımızdan biraz sonra konuşuruz ama ben şimdi basmıyorum Mehmet Bey. Evet evet. Burası gdh.dijital. Takip edin, gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.